go in the fight. He's... If that's a knockdown, then... to go in the fight. If that's a... Tarih 17 Mart 1977. Bir tarafta 46 maçta bir mağlubiyeti ve 43 nakavtı bulunan dev isim George Foreman. Diğer tarafta 27 maçta 5 yenilgisi ve 2 iptal maçı bulunan Jim Young. 3 ünvanını 3 sene önce nakavt olarak Muhammed Ali'ye kaptıran Foreman, beş maçtır yeniliyor ve nakavtlarına devam ediyordu. Ve maç başlamıştı. Young hamleye kalkarken Foreman engellemiş ve rakibine yumruk çıkarmıştı. Bu Young'ı sinirlendirmişti. Jim Young sürekli hareket halinde rakibini yokluyor. Foreman sadece rakibini süzerek aniden sol çıkarmaktaydı. Jim Young sol çıkarıp sarılsa da Foreman faul yapıyordu. Young uzak durarak sol atıyor, Foreman da kaçıyordu. Foreman'ın ani çıkışları olsa da Young enerji doluydu. Foreman ıskalıyor, Young derhal sarılıyordu. Jim Young hamle yapacağında sarılmış ve Foreman yine faul yapmıştı. Young hakemi uyarırken Foreman tart atıyordu. Ve ikinci rounddayız. İkisi de birbirini tartarken Young yine yokluyordu. Rakibine tehlikeli olsa da Foreman dikkatliydi. Young sürekli vurkaç yapmaktaydı. Jim Young sol atıp sarılmıştı. Hakem araya girerken Foreman rakibini eziklemekteydi. Jim sarılıyor, Foreman iteliyordu. George Foreman dikkat ediyor, uzun kollarını iyi kullanıyordu. Jim sarılacağında müthiş bir kroşe çıkarmıştı. Foreman sinirlenerek üzerine gitse de Young derhal sarılmıştı. Üçüncü rounddayız. Jimmy maçı iyi taşıyor, iyi hamleler yapıyordu. Rakibine üstünü kurup derhal sarılıyor. Foreman öylece baka kalıyordu. Jimmy gayet dikkatliydi. Sol atıp içeriye sokulunca Foreman rakibinin boynundan bastırıp yere eğilmişti. Young hamlesiyle sarılıyor, rakibini kontrol altına almaya çalışıyordu. Zira rakibinin kolları kendisinden uzundu. Maç biraz olsun hareketlenmişti. Foreman yüklenmeye başlamıştı. Sol çıkarsa da Jimmy iyi sıyrılmaktaydı. Ve maçın 4. roundundaydı. Jimmy için zorlu bir maçtı. Ancak şu vakte kadar iyi çıkarmıştı. Foreman yine faul yapmıştı. Kendisine kızıyordu. Jimmy'nin etkili solları Foreman'ı kızdırıyordu. Ancak Jim Young rakibine izin vermemek için derhal sarılmaya çalışıyordu. Young sol atıp sarılınca Foreman yine bir hışımla rakibini itelemişti. Foreman rakibini kovalıyor, Young dikkatli davranıyordu. Foreman kötü başladığı maçı devam ettirmiş ve bu roundda Jimmy'nin üstünlüğüyle son bulmuştu. Beşinci rounddayız ve Foreman'ın net bir hamlesi yoktu. Jim Young hareketli ve sürekli sol atmaktaydı. Foreman adım adım üzerine gidiyor, çarpışıyordu. Sol atıp üzerine gitse de Jimmy maçı dengede tutmaktaydı. Foreman ıskalarken Jimmy sarılmıştı. Foreman kol avantajıyla sol atıyor, köşeye sıkıştırmak istiyordu.
Sixth round action underway. Up. Foreman baskın olmaya başlarken hamleler yapmaktaydı. Rakibinin sarılmasına müsaade etmemiş ve rahat davranmıştı. Jim Young sürekli sarılıyor, rakibinden yumruk yemek istemiyordu. Young yumruklardan kaçıp iyi bir atak yapmıştı. Sarılarak rakibinin hamle yapmasına izin vermiyordu. Foreman yıpranmış durumdaydı. Young bu roundda da etkili olmuş ve üstünlüğünü korumuştu. Evet, 7. rounddayız. Muhammed Ali maçından beri 5 maçtır yenilgi yüzü görmemiş olan knockout canavarı Foreman rakibine sert bir kroşe çıkarmıştı. Nevri dönen Young'un üzerine giderek işini bitirecekti. Foreman sarılmasına izin vermiyor, rakibini eziyordu. Jimmy kendine gelmiş bile olsa Foreman takibindeydi. Jimmy rakibine karşılık verip kapanmaktaydı. Ancak kapanması onun için tehlikeydi. Foreman yüklenerek düşürmeye çalışıyor. Jimmy bana mısın demiyordu. Jim Young yumruk çıkarsa da ağır darbeler almaktaydı. Ancak Ali maçındaki gibi Foreman her hamlesinde yorulmaktaydı. Karşılıklı kıran kırana çarpışırken Foreman iplere sıkıştırmak istemişti. Yorgun Foreman adım adım üzerine giderken bu rampta son bulmuştu. Ve 8. rounddayız. Jimmy sol yumrukla tartarken üzerine gelen rakibine iyi kroşeler atmıştı. George Foreman yoruluyordu. Foreman rakibe karşı etkisiz kalmıştı. Jimmy sol sağ yumruktan sonra dikkat etmiş ve Foreman'ı kontrol altına almıştı. Jim Young'ın hamleleri türbini ayağa kaldırıyordu. Foreman rakibini izlerken Young arayış içerisindeydi. Foreman son saniyelerde attığı yumrukla bu round son bulmuştu ve 9. rounddaydı. Jimmy tehlikeli yumruklarına devam ediyor, Foreman iteliyordu. Jimmy hücumlarına devam ederken Foreman öylece beklemekteydi. George Foreman atağa geçse de Jimmy sarılıyor, yumruktan iyi sıyrılarak Foreman'a cevap veriyordu. Jimmy önde taşıdığı maçı bırakmak istemiyor, yorulmuyor, usanmıyordu. Foreman gibi dev rakibine karşı müthiş işler yapmıştı. Onuncu rounddayız. Foreman hızlı başladı. Ancak Jimmy işini biliyor, kontrol altına alıyordu. Foreman iyi yükleniyordu. Tehlikeli yumruk çıkarmış ve bastırmıştı. Jimmy savunmada kalıyor, Foreman atak yapıyordu. Foreman yumruklarını sıyırdıktan sonra Jimmy atağa geçmişti. Rakibine derhal sarılıp ardından tehlikeli olmaktaydı. Make no mistake about it, national this kid. You saw Jimmy with a 10th round. Evet, dev maçın 11. roundundayız. Jimmy atakla başlamış ve tehlikeli olmuştu. He could put him away. Up, stayed away when he had to. Jim Young artık rahat görünüyordu. Foreman'a stratejik üstünlük gösteriyor, yumruğuna karşı müthiş cevap veriyordu. Three times, Big George. Jimmy rakibini düşürmek istiyordu. Kombinasyonlar kuruyor, Foreman'a zor anlar yaşatıyordu.
Nihayetinde 11. round'da bitmişti ve şimdi 12. round'daydık. Foreman kaybediyordu. Evet, bu sefer Foreman sarılıyordu. Jimmy, rakibinin etkisiz yumruklarına cevap veriyor, Foreman'ı devirmeye çalışıyordu. Foreman zor anlar yaşıyor, gardı düşüyordu ve Jimmy müthiş yumruklarla Davis'i düşürmüştü. Foreman tabii ki de devam ediyordu. Ancak Jimmy halen hareketli ve arzuluydu. Evet, dev maç bitmişti. Jimmy için kazanmak belki de hayaldi. Lakin o imkansızı başarmış ve galip gelmişti. Foreman, Muhammed Ali maçı sonrası bu maçla birlikte ikinci yenilgisini almıştı.